Herkese merhabalar. Bugünkü incelememde GeVoice Skull bulunmakta. Bu mouse aslında Zowie EC serisinin şekil olarak neredeyse aynısı. Bu delikli yapıya sahip olmasının sebebi bu mouse'un sadece 66 grama sahip olmasıdır. RGB aydınlatması bu mouse'u çok özel, şık bir görünüm katmış. Başka değinmek istediğim konu ise bu mouse'un paracord bir kabloya sahip olması. Sensöre gelirsek, sensör şu an piyasadaki en güncel sensörlerden olan 3360 adlı sensöre sahip. Bir de bunun 3389 sensörlü versiyonu var. Onlar da sanırım Special Edition'larında var bunun ama bu 3360'lı. Şimdi kutuya gelirsek, bu kutunun içerisinden bu çıkıyor. Bu bir teneke kutu, aslında tam bir koleksiyonluk, benim çok hoşuma gitti. Burada görsel olarak da biraz PUBG'yi andırıyor. Gayet şık duruyor. Kutu içeriğine gelirsek burada mouse oluyor. Onun haricinde içinden bir adet daha ekstradan paracord kablo çıkıyor ki bu çok güzel bir şey. Ben bunu başka mouse'larıma da takabilirim tabii ki de pinin uyumlu olması gerekiyor. Ekstra sıkatezleri çıkıyor. Tabii ben şurada şuna değinmek istiyorum. Normalde bunun orijinal sıkatezleri beyaz değil. Bunlar Corpet sıkatez, yani daha hızlı kaymasını sağlıyor. Bunları ben sonradan satın aldım ve taktım. Yani orijinal sıkatezleri bu siyah renkte. Şöyle bir sticker gibi bir şey çıkıyor bu mouse'un altına takmak için. Yani gerek var mı bilmiyorum. Onun haricinde kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi isterseniz gelelim diğer mouse'larla karşılaştırmasına. Şimdi diğer mouse'larla karşılaştırmasına geldiğimizde G-Pro Wireless ile arasındaki farklar şu şekilde gözüküyor. Mesela yüksekliği biraz benziyor ama tabii ki de arasında çok büyük farklar var. Uzunluk olarak ise G-Pro Wireless biraz daha uzun duruyor. Ve S2 ile baktığımızda S2 biraz benziyor ama yine de GeVoice Skull biraz daha yüksek. Uzunluk olarak ise birebir aynı diyebiliriz. FK2 ile baktığımızda ise yükseklik olarak FK2 bayağı alçak kalıyor. Uzunluk olarak ise yine S2 gibi FK2 de GeVoice Skull ile aynı uzunlukta. Yani bu mouse aslında large bir mouse değil, medium small arası bir mouse gibi diyebiliriz. Zaten Zowie EC1 gibi uzun değil, büyük değil. Zowie EC2 kadar da küçük değil. Tam aslında Zowie EC1.5 diyebiliriz. Şimdi ses testine gelelim. Evet, yazılımına gelirsek öncelikle bizi aydınlatma seçenekleri karşımıza çıkıyor. Burada tam olarak 8 tane aydınlatma seçeneği var. Şu şekilde hemen hızlıca göstereyim. Statik olan, sabit olan. Bunun ne olduğunu inanın bilmiyorum. Bu da kapalı modu. Ben Wave kullanıyorum. En sevdiğim de bu. Bütün renklerin dolanması hoşuma gidiyor. Sonra buradan özelleştirme seçenekleri var. Buradan atıyorum bu tuşa. İstediğimizi atayabiliyoruz buradaki seçeneklerden. DPI'nin report'ta da 400'den 12.000'e kadar istediğimiz DPI'yi koyabiliyoruz. Ben 400 ve 800 arasında kullandığım için sadece şu ikisi arasında gidip geliyorum. Yani 800'ü bile çok nadir kullanıyorum. 400 DPI kullanıyorum genelde. Burada ise makro bölümü var. İnanın nasıl yapılır bilmiyorum. Kullanmıyorum da. O yüzden aslında sade, hoş bir yazılım olmuş. Sadece ışıklar için kullanırım. O da zaten mouse'un alt tuşundan ışığı değiştirilebiliyor. O yüzden hiçbir problem yok benim için.